Merhaba, isim Özge, yoga eğitmeniyim. Yatsan işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Hiç Bilmeyenler İçin Yoga serisinin 4. yani son bölümündeyiz. Şöyle bir özet geçersek, ilk 3 bölümde neler yaptığımızı, ilkinde nefesi ve bedeni senkronize ettik, yoganın temelini kurduk. Daha sonra bu temel üzerine birkaç asanayı detaylandırdık. Hepsini maalesef detaylandıramıyoruz ama benim için kritik olanları vurgulamak istedim. Üçüncüde de kendi minik akışımızı yarattık ve biraz akış yaratmanın inceliklerinden bahsettik. Ve şimdi dördüncüde yine benim yoga paylaşımımdan olmazsa olmazım kısa bir meditasyon paylaşacağım sizlerle. Birçok meditasyon var, birçok meditasyon tarzına ulaşabilirsiniz. Ama benim en sevdiğim meditasyon olan şefkatli beden tarama size deneyimletmek istiyorum. Şefkatli beden tarama neden benim için önemli? Çünkü hem hayatın içinde hem de yoga pratiğinde, matın üzerinde şefkatin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle kendimize gösterdiğimiz şefkatin. O yüzden bu meditasyonu seçtim. Lütfen dilersen benim gibi rahat bir oturuş formunda meditasyonunu yap. Ama bu asla şart değil. Özellikle yogaya yeni başlayanlar bu şekilde oturmaktan rahatsız olabiliyorlar. Arkamda, mesela yatak odanda yapıyorsa sırtını güzelce ama dik olacak bir şekilde yatağına yaslayıp sırtını dik tutup bacaklarını uzatarak yapabilirsin. Ya da yatarak yapabilirsin. Yatarak yapmak da okey. Hiçbir sıkıntı yok. Ben bu şekilde paylaşacağım zaten. Sen güzelce rahat bir form bul. Ve olduğun halin içinde bedenini hissetmeye başla. Belki bedeni taramadan önce bütün bedeni fark edebiliriz ilk önce. Başın tepesinden ayak parmak uçlarına kadar. Şu an bir odanın içindesin. Bir boşluğun içinde yer kaplıyorsun. Bu varlığı hacmin aracılığıyla hissedebilirsin. Boşlukta kapladığın yer. Ya da ağırlığın vasıtasıyla hissedebilirsin. Eğer oturuyorsan kalçalarının matına temas ettiği noktalardan beden ağırlığını duyuyorsan ya da yatıyorsan bütün bedenin temasından. Ve şimdi dikkatini başın tepe noktasına çevir. Tam başının tepe noktasından farkındalık bedende gezinmeye başlasın. Saç kökleri, başının arka kısmı, belki yatıyorsun ve yere değiyor. Yüzündeki minik kasları, alnın, elmacık kemiklerin, yanak kasları, çene kasları. Saydığın yerlerin her birini duyumsayabilirsin, bu çok normal. Ama iletişim kurabildiği kadar yönlendirmelerinle bedeni duyumsamaya çalış. Ve bütün baş bölgesini hissetmeye çalış bir bütün olarak. Tüm gün bedenin üzerinde, içerisinde beynin var, birçok düşünce yönetiyor. Bütün plan, program, her konusunda destek. Yani şu an elinden gelenin en iyisini yaptığı için tüm baş bölgesine, gözlerine, burnuna, kulaklarına teşekkür edebilirsin ya da şükretmek mümkün olabilir. Varlığını hisset. Sadece iyi niyetlerini gönder. O farkındalığı yavaş yavaş boynuna doğru indir. Farkındalık bir suyun akışı gibi bedende ilerlesin. Boyun kaslarını çeke çevire fark et. Belki çok rahat, belki hafif bir zorlanma var boyun kaslarında mümkün. Çünkü başımızı üzerinde taşıyor. Deneyim çok kolay olmayabilir. Yine boynuna bütün kaslarına teşekkürlerini sunabilirsin. Seni desteklediği için. Varlığını fark et. Sana olan desteğini hatırla. Bedenin her bir noktasında. Ve yavaş yavaş dikkati gezdirmeye devam et. Omuzlar ve omuzları boyuna bağlayan trapez kasları. Stresin en çok biriktiği yerlerden biri trapez kasları. Belki şu an rahat, belki gerginliği hissediyorsun o bölgede.
ne varlıklarını fark eder mi duyum varsa? Duyumların pozitif ya da negatif olması hiç önemli değil. Nötr olması veya ağırlığı olması önemli olan orası yine iletişime geçmem, varlığını fark etmem dedim. Ve dikkat bütün üst bedende dolaşsın. Bedenin ön yüzü, bedenin arka yüzü, bütün gün bu oturuşu destekleyen sırt kasları. Ve beden tüm hacmini aldı. Desteği için sırtına şükredebilirsin ya da teşekkür edebilirsin. Seni destekleyen göğüs kafesi, nefeslerini destekleyen ciğerlerin ve diğer organların. Her şey son derece yolunda ve hepsi elinden geleni en iyisini yapıyor. Lütfen fark et. Bedenin çabasını fark et. Ve yavaş yavaş alt bedene doğru taşı farkındalığı. Bel, kasıklar, kalçalar, yine yoğun yük taşıyan bölgeler, bacakların bütün gün senin ağırlığını taşıyor, tüm beden ağırlığını. Bu yolculukta ilerlediğin adımlar atacağın için ben çok teşekkür ediyorum. Yeni başlayanlar için oluşturduğunuz bu seriyle bana eşlik ettiğin için teşekkürler. Namaste.